Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada açık pencereden atlamak yorumu nedir? Sevgili arkadaşlar pencere sembolü açık pencere sembolü umuttur. Tabi klasik uyarımı yapayım. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre anlamları değişir arkadaşlar. Açık pencere atlamak halinizi durumunuzu değiştirmek için... Alacağınız riskleri işaret eder daha çok gereksiz riskler oluyor arkadaşlar. Yani iyi bir işiniz vardır. Daha iyi bir iş için arkadaşlar. Yani iş yerinizde diyelim ki 50 bin lira kazanıyorsunuz. 70 bin lira kazanan bir iş var. Teklif edildi ya da siz başvurdunuz arkadaşlar. Açık pencereden atladığını gördüm. Yani atladın nereye düştüğün önemli. Böyle cennet bahçesi gibi bir yere düşersin daha çok. Eğer senin için daha iyi olacaksa. Hani umuttur pencere ya. Açık pencereden atlamak risk almaktır. Hayatı değiştirmek üzere risk almaktır. Düştüğün yer önemlidir. Çukura düştün, böyle pis bir yere düştün, çöplüğe düştün. Hani 70 bin lira alacağın işe gireceksin ama keşke diyeceksin o 50 bin liralık yerde kalsaydım eğer pis bir yere düşseydin. Çünkü orada sana çok baskı yapacaklar, çok pis karakterli insanlar olacak vesaire huzur mutlu olamayacaksın. O 20 bin lira fazla alacaksın ama huzur bulamayacaksın. Sonra Münir Nurettin Selçuk'tan bir tatlı huzur almaya geldim kalamıştana diyeceksin. Yani budur arkadaşlar düştüğün yer önemlidir. Pencereden açık pencereden atladığını gördün rüyanda atlanır. Yani elindeki avcundaki ne varsa satıp iş kurmaya da işaret eder. Risk almak diyoruz ya ben bunu iş olarak verdim. Ama risk hani ne ile ilgili risk alacaksın artık o sana kalmış bir şey arkadaşlar daha iyi bir işim olsun diye başka bir işe gidersin daha yüksek maaş hani düştüğün yer pisse orada huzur bulamazsın düştüğün yer güzelse bahçeyse çiçekler varsa zaten güzel olanı görürsün hissedersin. Hem daha fazla maaş alacaksın hem daha fazla moral olarak daha iyi olacaksın. Ama düştüğün yer pisse şeydir arkadaşlar huzur bulamayacaksın. O 70 bin liralık iş hani 50 bini bırakıp 70'e geçtin 20 bin fazla aldın ama para fazla alacaksın. Her gün eve baş ağrılarıyla el gideceksin. Baş ağrısından uyuyamayacaksın filan. Böyle stres olacaksın. Ya da arkadaşlar hani senaryoyu değiştirirsek elinde avucunda ne varsa satıp bir işe başlayacaksın pencereden atlayıp güzel yere düştüysen o işle çok zengin olacaksın. Koyduğun parayı da çıkaracaksın. Daha fazla para da sahip olacaksın. Ama kötü yere düştüysen o elindeki şeyi de kapatacaksın. Bizim bir tanıdık vardı arkadaşlar. Şeyden dededen kalma şeyi iki katlı binayı yıktırdı. Müteahhitlik yapacağım diye müteahhit oldu. Onun da üstesinden gelemedi. Borçlandı. Elindeki evi de kaybetti. Borçlu da kiraya çıktı. Ondan sonraki müteahhit ondan devraldı. Dört katlı apartman yaptı vesaire. Böyle şeyler hep oluyor. Görüşürüz.